Siyasi yasaklar şu saat itibariyle başlıyor. Hemen ben Sayın Yıldırım'a dönüyor ve Sayın Yıldırım'la ilgili olarak genel bir kapanış adına bir toparlamayla sizlere veda edeceğiz. Buyurun efendim. Şimdi siyasetin belki içinde yaşayanlar için güzellikleri ve heyecanı tabii ki vatandaşa nasıl yansıyabiliyor, seçmene nasıl yansıyabiliyor bu şekilde onu yanlış bir cevaplandırmaya girmeden düşünmek lazım. Şimdi bir defa siyasetçinin fazla laf üretmekten, fazla işte vaat vermekten veyahut da kibar görünmekten bana göre uzak olması lazım. Toplumu ilgili birebir yaşaması lazım. Efendim ben Ankara'da işleri takip ediyorum. Aslında yok öyle bir şey. Dünyada masa başına idarecilik kalkmıştır. Hızlı çağa ayak uydurabilmek için hızlı koşmak gerekiyor. Ben burada siyasetçilerin içerisinde keşke milletvekili adayı Sayın İsmail Duran olsaydı. Ben Sayın Duran'la hiçbir siyasi bağlandığım da yok. Bunu da sanmıyorum. Biliyorsunuz herkes gibi. Ama ben takdir ediyorum. Yani öyle belediye başkanlarımız var. İşte Reyhanlı Belediye Başkanı var. Halkın içerisinde hep dolaşabilen ama Sayın Duran'ı haberlerde ben görüyorum. Çalışmalarını görüyorum. Birebir masa başında icraat değil, alanında icraat etmek. Yani bizzat da orada görmek. Şimdi siyasetçi ben ne için belediye başkanlığı bugünkü siyasetçiler gibi belediye başkanı da bir siyasetçi için o da bir siyasetçi. Yani o yörenin başbakanı da odur. Şimdi Türkiye'de idareciliğin yani siyasi idareciliğin sadece Ankara'dan takip edilme pozisyonları vardır. Tabii ki Ankara'da olması gerekiyor ama Türkiye bu kabuğu kırması lazım. Yani yerel yönetim yani reformunu şimdi, gerçekleştirmek lazım. O zaman kendi döngüleri içerisinde artı ve eksilerini görme şansı vardır. Ben Türkiye'de böyle milletvekili ben görmedim. Yani göremedim. Şimdi benim düşüncemde ben o milletvekili arkadaşların veya siyasetçilerin yerinde olsa gidip kol kesip atmak çok kolay olur. Atıyorum bunu. Ben öyle yapmazdım diyorum. Belki biz de aynı olayı yaşardık. Ama şunu söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka hangi idareci olursa olsun iş sahasının başında olması lazım. Şimdi biz siyasetçi Ankara'ya seçtik gönderdik. Tamam Ankara'da millet meclisinde görevi vardır. Doğrudur. Ama sadece demeç vermek için veyahut da açılışlarda toplantılarda bulunabilmesi için yöresini ziyaret etmesi bana göre çok büyük antika. Evet. Yani bu şimdi ha bu değişecek mi? Bu belki değişebilir ama bana göre zor. Şimdi Türkiye'de vatandaşın beklentisi bu. Şimdi bakın bir siyasi partisi, iktidarın birinci partisinin kurup başkanının vekilini ben tanımıyorum. Ya çok enteresan bir olay. Böyle birkaç parti vardır. Birçoğunu ben tanımıyorum. Belki de sen de tanımıyorsun. Ya tanıyorsan ya tesadüfen görmüşsündür. Peki Hatay'da bunların hiç gelmesine gerek yok mu? Yani böyle bir şey olmazdı. Bakın bir zamanlarda Anavatan Partisi'nden şimdi ismini hatırlamayacağım. Çok zaman geçti. Uzak döneminde aslen Sinoplu olan ve Hatay'da milletvekili göstermiş hatta bakanlıklar vermiş. Veyahut da daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'nden değerli bir hoca vardı, Sakarya'da. Onu da ismini hatırlamayacağım, izleyicilerimizden özür diliyorum. Bunlar adaylı olmamak şartıyla iyi hatırlıyorum o dönemlerde. Yani İnal Batu gibi insanlar. Evet, ya adamlar gelmişler, bu bölgede halkın sorunlarını dinlenme lütfünden ne kadar olsa da bulunmuşlar. Ama maalesef Hatay'a Hatay'ın öz bağrından çıkmış insanların ki oylarıyla çıkmış. Hayır, o insanlar da birebir gelişmiş insanlar. Hatay'a gelip ziyarette bulunmuyor. Şimdi bu siyasetçiden ne beklersiniz? Abi bugün seçilecek olan siyasetçilerle aynı tutum içerisinde olursa aynısını mı yapacaklardır? Bilemem. Ama kendi kanadımı sorarsanız bu Saday Hatay için değil, Türkiye için gene aynı olay olacak. Şimdi burada bir defa Türkiye'de siyasetin bakış açısı değişmesi gerekiyor. Şimdi ben seçim programlarında çoğu milletvekilini de dinledim. Genel başkanları da dinledim. Bir partinin genel başkanı ismini şu anda burada veremem. Biliyorsunuz seçim yasakları 17'de başlamıştır. Evet. Biz halkın içerisinde olacağız. Ben tebrik ediyorum. İnşallah onlar iktidara gelirler. Ama işte siyasetçi çözümü kendi yöresinde
seçmeniyle yaşaması lazım. İyi ve kötü günlerini beraber geçirmesi lazım. Ve dolayısıyla siyasetçiden kovan seçmen, vatandaş, siyasete soğuk bakan adamda son yıllarda, son iki seçimde özellikle bunu geri kazanabilmesi için seçtiği milletvekiliyle beraber en azından 3 ayda 4 ayda bir birkaç gün görebilmesi gerek, sadece ekranlardan değil. Köylerde görebilmesi lazım, ilçede görebilmesi lazım. Şimdi ben stüdyonun içerisinde bir sorumluluğum var ama ben bunu kalk tavandan idare etmeye çalışıyorum. Olmaz böyle bir şey. Türkiye'nin sancısı burada. Siyasi sancısı burada. Seçmenle siyasetçinin sancısı burada. Dileriz bunlar yeni gelecek olan siyasiler bu akışı Türkiye'de ama bugün toplumsal bilimcilere bakıyorsunuz veyahut da gazetelerin köşe yazarlarına bakıyorsunuz. Bütün temayülleri o şekilde. Bunu eleştiriyorlar ama bir siyasetçi kalkıp da ya örnek olsun diyerekten neden ben böyle yapmayayım bunu yapanı pek az rastlar. Yani seçtiğini denetle politikasını seçilenler uygulasa seçmen zaten öyle bir şansı yok. Ankara'da gidip de yani denetleme şansı yok. Siz vekil olarak tayin ediyorsunuz benim işlerimi ki takip et ama Ankara'da değil gel benim noksanlarımı gör. Evimde aşımı, işimi, sıkıntımı gör. Yapabilirsen yap. En azından psikolojik rahatsızlığı ortadan kaldır. Bu yetenek maalesef siyasetçilere maalesef kaldır. 3 Kasım hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Vatana, millete, memlekete, Türkiye'ye hayırlar getirsin diyoruz efendim. Verdiğiniz ve katkılarınızdan dolayı da ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Son seçmenlerde az önce haberde sormuştum. Ben tekrar dedim. Sakın sandık başına gitmesinler, yapmasınlar. Nerede oyunu verirse versinler. Ama taşkınlıktan uzak, gerçekten beyefendiliğe yakışır ve dolayısıyla oylarını kullansınlar. Çünkü çok kararsız ve isteksiz seçmen görüyoruz. Bunları bir an önce aşmak lazım. Çünkü bir vatandaşlık görevi, devlete saygınlığı dolayısıyla her kişinin oyunu kullanması gerektiren bir vasfı olduğuna inanıyorum. Tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Ve seçim milletimize vatanımıza hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet sevgili izleyiciler, az gittik, uz gittik, dere depe düz gittik. İşte bu söylemlerle 40 günden beri özellikle seçime doğru programlarıyla birçok adayımızı burada, aşağı yukarı tüm siyasi parti mensubu adayları burada konuk ettik. Köşe lisan ettikse affola diyoruz. Yarın 3 Kasım, 3 Kasım'da saat sabah 7 sularında başlayacak, saat 7'de başlayacak. Hatay içindeki oy kullanma işlemi saat 16'da sona erecek ve demokrasinin gereği olarak ve memleketimizin ve Türkiye'mizin geleceği için lütfen herkes oyunu gitsin hangi bölgede hangi sandıkta kullanıyorsa ama kullansın diyoruz. Oyunuzu lütfen kullanın. Çünkü siz oyunuzu kullanmazsanız 5 yıl daha sizin istemediğiniz insanlar yönetecek. Sizler de oylarınızla kimi destekliyorsanız en azından çoğulculuk açısından oylarınızı giderek kullanın diyoruz. Lütfen silah taşımayalım ruhsatlı da olsa ve içkili yerlerin az önce de söylediğimiz gibi seçim süresi boyunca yasak ve seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı saatlerde birçok parti taraftarı uygunsuz biçimde meskun mahallelerde atılan silahlar var biliyorsunuz. Ve sizin zevkine attığınız silahlar belki birçoklarının, birçok insanın, birçok masum insanın hayatıyla oynuyorsunuz. Belki birçoklarınızın canına kastediyorsunuz. Efendim bir hazırladığımız jeneriğimiz var. Biz de 2 Kasım bugün itibariyle yarın 3 Kasım'ın tüm Türkiye, tüm bölgemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını dilek ve temennisinde bulunuyoruz. Seçim sonuçlarıyla kalpen farkıyla yine net ama hızlı oy sayım işlemlerini canlı yayından seçim kurulundan alınan sonuçları sizlere aktaracağız.